Ben Azgimtir kanalından Gökhan, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, PES 2020 Mobile'ın en ilginç videosuyla karşınızdayım. Benim çektiğim en ilginç video ve şu ana kadar gördüğüm en ilginç video. Arkadaşlar, bugün seninle birlikte en düşük maliyetli kadroyu oluşturduk ve en düşük maliyetli kadromuz ne? 3 maliyetli kadro. Yani göreceksiniz, hepsi beyaz toplardan oluşan, güçleri çok çok az olan maliyetli bir kadro kurduk. Gerçekten çok tuhaf ve Eibar'a karşı orta seviyede oynayacağız. Takım maliyetine bakar mısınız? Sadece 3. Dürümümüz bu arada Fatih Terim. Kimse yanlış anlamasın arkadaşlar. Bu benim kullandığım bir kadro değil. Sadece en düşük maliyetli kadrom. Diğer takımlarımı da göstereyim. Mesela burada takım değiştir kısmından kaç gücüm olan var? 4140 var ama ben 1001 olanla oynayacağım ve bakalım, çok ilginç bir maç bizi bekliyor arkadaşlar. Destek için lütfen like atmayı unutmayın. Herkes like atarsa beni çok mutlu etmiş olursunuz. Rakibimiz 1001 ve 1502'ye karşı oynayacağız. Bakalım nasıl bir mücadele sergileyeceğiz ve yedeklerin hepsi kaleci. Bu da çok ilginç. Like atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Herkesten güzel bir yorum bekliyorum. Desteğinizi esirgemeyin lütfen. Bugün arkadaşlar bir oyun tanıtımı yapacağım. Bu oyun tanıtımını 15.45'te, yeni bir oyun bu arkadaşlar. Yeni derken yani güzel bir strateji oyunu. Lütfen o 15.45'teki videoya da gelin ve özen gösterin. O videoyu da, o oyunu da mutlaka indirmeye çalışın. Zaten bizi bilenler bilir. Bugün 15.45'te video gelecektir. Abi oyuncu isimlerini bile bilmiyorum. Çok ilginç. Şimdi gol atarsam kendimi tebrik edeceğim. Oo, bu arada güzel geldi ha. Çok güzel. Hadi be, çok gereksiz yaptık bence o pası. Yani o hareketi. Arkadaşlar en düşük maliyetli kadro 3. Gerçekten çok ilginç. Ve bir o kadar da farklı olacak. Oyuncular merak ediyorum. Performansın maliyetleri düşük. Fakat performans olarak nasıllar? Mesela koşu yoluna bakalım. Abi adam iyi koşuyor. Sıkıntı yok. Güzel. Çok güzel koşturduk. Gol gelir buradan. Abi şaka gibi. Benim önüme geleceğini hiç düşünmedim, biliyor musunuz? Abi iyi vurdu. Gerçekten iyi vurdu. De Blasis. Ya bence galip gelirim ya. O kadar da... Yani tamam, kötü kadro ama... Çok güzel bir pas. Çok güzel bir pas daha. Ayağını uzatırsa gol, uzatamadık. Defans bizden önce uzattı. Alvarez. Eibar gelmeye çalışıyor ama imkanı yok arkadaşlar. Eibar bizden daha kötü durumda. Çok güzel pas. Forvetim gol atar. Forvetim gol atar dedim. 1-0 öne geçtik. Afi, tipe bakar mısın ya? Çok güzel ayak dışı burada, bu arada göreceksiniz zaten pozisyonu da. Baksana, mükemmel vurmuş. Sergen Rick. Arkadaşlar bu arada Leicester Southampton maçı 9-0 Premier Lig tarihinin en farklı skoru oldu. Gerçekten çok çok ilginç. Southampton'ın 9 gol yemesi inanılır gibi değil. Hiçbir oyuncu tanımıyorum ya, bendeki hiçbir oyuncuyu. Yani tanımam mümkün değil zaten de. Şimdi Gonzalez forvetim iş yapar. Forvetim iş yapar benim. 2-0. Adamsın be sen. 2-0. Herhalde Manchester formaları işe yaramış. Arada böyle oynamak lazım. Ya. Bu arada PES 2020 sevdiniz mi? Ben çok çok sevdim. Oyun akıcılığı falan olsun. Bende donmuyor arkadaşlar. Donma problemi yaşayanlar var mı bilmiyorum ama ben henüz öyle bir problem görmedim. Bu Fethi Çetinkaya kim ya? İnanın bilmiyorum. Bundan daha düşük kadro vardır belki de arkadaşlar ama ben en düşüğünü kurdum. Bende olanlardan. Çok güzel bir pas. De Blasis. Bende. Eibar da çok top harcadı ya. Eibar yani hiçbir topu açıkçası düzgün kullanamadılar. Çok güzel bir pas. Ondan da güzel pas. Gonzalez. Ah, Gonzalez. Hat-trick'e çok yaklaşmıştı. De Blasis. Çok uzun oynadı Eibar bugün.
Tüm topları uzun kullandılar. Belki böyle bir gol atabilirler. Bu arada oyuncumun gücüne bakar mısın? Sol bekin. Sol beki de stoper olması lazım. Evet, ilk yarı 2-0. Çok rahatız bu arada. Yani gerçekten şu an çok çok rahatız. Oyuna yeteri özveriyi gösterdik. İki tane gol bulduk. Forvet'te hat-trick yapmak. Benim öncelikli hedefim E. Gonzalez. Çok güzel pas. Ancak orada Lena. Paulo Oliveira arkadaşlar böyle hem as oyuncularınızı kullanmamış oluyorsunuz. Yani ben zaten böyle yapmayı düşünüyorum. Yani nasıl söyleyeyim size? Böyle biraz da orta seviyedeki maçlarda orta seviye oyuncularla oynamak biraz daha mantıklı. Tabii güçlü rakipler geldiği zaman tabii ki de güçlü kadromuzu kurmak, oynatmak daha mantıklı. Messi'ymiş. Diğer oyuncular gibi. 3 geldi. 3 geldi geldi. Gonzalez atar. Of. Gonzalez of. Net yakalamışsın. Bunu atman gerekiyordu. Gerçekten iyi pozisyonda ama golü bulamadık. Fakat ben buradan gol bulabileceğimizi düşünüyorum ki buradan da bulamadık. Sergen Rick. Hata yaparlar mı ya? Orta seviye ama De Blasis. Çok tehlikeli. Pedro Leon. Pedro Leon. İnanılır gibi değil. %99'luk gol pozisyonuna. Eyvar, bildiğiniz harcadı. Bakar mısın abi? Kimse yok. Çok net harcamış. Ya şu yeni özelliğe bayıldım ya. Ceza sahası içinde top başlatıyorsun iyi. Gerçekten mükemmel olmuş. Çetinkaya. Satham. Soddam'ın ismi benziyor. Aldo Asri. Pasını aktardı. Mikeulinas. Muhtemelen Litvanyalıdır bu. Çok güzel pas. 3 geldi. Geldi geldi. Çok güzel bir gol ve hat-trick yaptık. Yaptık. Bak 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 neler yapıyor. Ve Ryan Babel'in golü sevinci. 3-0. Adamsın Gonzalez. 3 tane attın. Gerçekten aslında güzel geldik. Ha. Fena gelmedi. Bakar mısınız? Çok güzel bir şekilde ve çok güzel bir bacak arası. E. Gonzalez'den. 3-0. Abi bu kadar da kötü olamazsınız. Kank. Saman. Nasıl ismin var senin ya Çetinkaya? Satam. Krujeda. Çok güzel pas. Aldasari. Şimdi 4 gelir. Litvanyalı Mikoylinas. Top gene bende. Bir gol daha istiyorum. Kayoyaz. Şimdi pasın aktarı aldı Sarri. Kaçırmam lazım köyü nasıl. İyi orta gol getirir. Bomboş. Abi şaka gibi. Saç baş yolduracak bir pozisyonu harcadım şu an. En kolay kaçan böyle bir şey sergilesem abi nasıl kaçırdın sen bunu? İnanılır gibi değil. Hakikaten inanamıyorum bunu kaçırdığıma. Dimitrovic. Kote. Şimdi Mikaelinas iyi top oynadı bu arada Mikaelinas. Kaç. Kaç dört gelecek. Ah, benim forvetim var ya iyi iş yapıyor ha. Çetinkaya. Çok güzel. Hadi Pedro Leon. Kavyevas. Kaçırdık. Ah Gonzalez. Aldersari. Sakari. Net pozisyon. Bir kafa Dimitrovic. 3 tane attık ya en kötü kadroyla. Daha ne isteyebilirim ki? Escalante. Diop. Bugün çok kötü oynadı Eibar ya. Gerçekten bizi hiç zorlayamadılar. Yani bu kadroyu bile zorlayamadılar. Gel abi Charles. Çetinkaya adamsın. Ve bitti. Bu kadar. Mükemmel. 3-0 galibiyet. En kötü kadromuz bile 3 tane atmayı başardıysa
En iyisi Eibar'a karşı gerçekten düşünemiyorum. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. İlginç bir video çekmeye çalıştım sizler için. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Sevgili.